Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü'nün hazırlamış olduğu Balkan raporunda bu hafta. Bulgaristan eski ekonomi bakanı Lichazer Borisov, Rus petrolü bir servete mal oldu dedi. Bulgaristan eski ekonomi bakanı Lichazer Borisov, konuk olarak katıldığı bir programında Bulgaristan parlamentosu tarafından Rus petrolünün ithalatının durdurulmasının bağımlılığı ortadan kaldırdığının altını çizdi. 2022 yılı sonbaharında Bulgaristan'ın ekonomisinin ticaret ve petrol ithalatında Rusya'ya çok daha bağımlı hale geldiğini belirten Borisov, Burgaz'daki Lukoil rafinerisinin satışının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda da açıklamalarda bulundu. Bulgaristan parlamentosu 2023 yılının sonunda aldığı karar doğrultusunda ülkenin Rus petrolü tedariklerini 1 Mart'tan itibaren tamamen durdurulmasını öngörmüştü. Yunanistan parlamentosu özel üniversitelere ilişkin yasa tasarısı yetkili komisyon tarafından kabul edildi. Yunanistan parlamentosu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan ve parlamentonun yetkili komisyonunda çoğunluk oyuyla kabul edilen kamu üniversitesinin güçlendirilmesi, yabancı üniversitelerin kâr amacı gütmeyen şubelerinin işleyişine ilişkin çerçeve başlıklı yasa tasarısını tartışıyor. Eğitim, Din ve Spor Bakanı Kyriakos Priyakakis, sonuç açıklamasında muhalefeti ideolojik çatışma havasında olmakla eleştirirken, Syriza raportörü Dion ise yasa ile anayasanın ihlal edildiğini söyledi. 6 Mart çarşamba günü tartışmaya açılacak olan yasa tasarısının 8 Mart cuma günü oylanması bekleniyor. Tiran'da ilk pilot proje. Arnavutluk, kayıt dışı ekonomiyi azaltmak ve ödemeleri kolaylaştırmak amacıyla elektronik sistem aracılığıyla yapılacak ödemelere ilişkin bir pilot projeyi başlatmaya hazırlanıyor. Girişimcilik ve İş Ortamı Bakanı Deline İbrahimay, Başbakan Edirama ile yaptıkları podcast'te projeyi duyurdu. Pilot projeye Arnavut hükümet hesaplarına her ay 10 bin leke değerinde para yatırarak Tiran, Peşkopi ve Permet bölgelerinde 100 kişiyle test edilecek. Böylece bireyler ve işletmelerle birlikte çeşitli çözümleri test edilmesi ve kullanıcıların karşılaştığı sorunların belirlenmesi amaçlanıyor. Kurti, tehditlere yanıt olarak Kosova'ya Avrupa Birliği'ne aday ülke ve Avrupa Konseyi üyeliği statüsü verilmesi, Kosova Başbakanı Kurti, Sırbistan'ı otokratik bir rejim olarak tanımlayarak, Rusya'nın Ukrayna işgaline verilen tepkinin aynısının Kosova'ya yönelik güvenlik tehditleri için de Sırbistan'a karşı verilmesi gerektiğini belirtti. Kurti, Avrupa Birliği ve NATO'nun Rusya'nın Ukrayna işgaline yanıt olarak benzer bir yaklaşım sergileyerek Finlandiya, İsveç ve diğer ülkelere üyelik teklif etmesini örnek gösterdi. Başbakan Sırbistan'ın sürekli olarak Kosova'ya yönelik tehditlerini ve saldırgan eylemlerini eleştirerek, Batı Balkanlar'da Sırbistan'dan kaynaklanan güvenlik tehditlerinin aynı yaklaşımla ele alınması gerektiğini savundu. Sırbistan'daki Rus devlet medyası Batı karşıtı söylemlerle hükümete destek veriyor. Avrupa Birliği üye ülkeleri, propaganda amaçlı haber yapmaları ve dezenformasyon yaymaları nedeniyle Rus devletine bağlı medyanın yayınını yasaklamış olsa da, Sırbistan'da bu medya kuruluşlarının faaliyetlerini engellenmeden devam ediyor. Hükümet yanlısı ana akım medyanın çoğunluğu, RT Balkan ve Sputnik Sırbistan gibi Rus devlet medyası kuruluşları tarafından yayınlanan haberleri düzenli olarak yayıyor. Bu medya kuruluşlarının güçlü etkisi, vatandaşların Rusya'ya yönelik tutumları üzerine yapılan farklı kamuoyu araştırmalarında açıkça görülüyor. Yeni Üçüncü Yol Kuruluşu'nun Nisan 2023'te yayınladığı ankete göre, vatandaşların %66'sı Ukrayna'daki savaştan Batı'nın sorumlu olduğuna inanırken, yalnızca %21'i Rusya'yı suçluyor. Ayrıca aynı anket, Sırp vatandaşlarının yaklaşık %48'inin Rusya'yı Sırbistan'ın en önemli siyasi ve ekonomik ortağı olarak gördüğünü gösteriyor. Kimlik belgeleriyle ilgili Kovacevski, herkesin oy hakkının kullanabilmesini sağlayacak bir çözümü destekleyeceğiz. İktidar Partisi SDSM Başkanı ve eski Başbakan Dimitrav Kovacevski, bugün yapmış olduğu açıklamada partinin, devletin eski adını taşıyan kişisel belgeleriyle vatandaşların oy kullanabilmesi önerisini desteklediğini söyledi. Geçtiğimiz senenin sonundan itibaren konunun tartışmaya açıldığını ifade eden Kovacevski, seçim yasası üzerine çalışan çalışma gruplarının her vatandaşın oy hakkının kullanmasına olanak sağlayacak bir düzenleme yapılması için çözüm üzerine çalıştıklarını bildirdi. Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı üyeleri Denis Bekiroviç, Zelasko Komšić ve Zelaske Simonović 02.03.2024 tarihinde
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Antalya'da görüşme gerçekleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Bosna Hersek'in birlik, huzur ve istikrarının korunması ve iki ülke ilişkilerinin derinleştirilmesinin Türkiye için çok önemli olduğunu ve Türkiye'nin bu konularda kararlı, samimi ve yapıcı katkılarının artarak süreceğini ifade etti. Plenković açıkladı. Parlamento seçimleri Avrupa Birliği parlamentosu seçimlerinden önce yapılacak. Başbakan Andrei Plenković, Hırvatistan parlamentosunun en geç 22 Mart'a kadar feshedileceğini ve Hırvatistan parlamentosunun seçimlerinin Avrupa parlamentosu seçimlerinden önce yapılacağını duyurdu. Başbakan Andrei Plenković, HDZ Genel Başkanlığı oturumundan sonra Hırvatistan parlamentosunun feshedilmesi ve bir sonraki parlamento seçimleriyle ilgili bazı önemli kararların aldıklarını belirtti. İlk stratejik karar Hırvatistan parlamentosu seçimlerinin Avrupa parlamentosu seçimlerinden önce yapılması. İkincisi ise bunun Hırvatistan parlamentosunun dağılmadan önce son oturumu olması. Plenković, Hırvatistan parlamentosunun en geç 22 Mart'ta feshedileceğini de sözlerine ekledi. Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü'nün hazırladığı Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü'nün sunduğu Balkan raporu sona ermiştir.